Herkese merhabalar. İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 103 çalışma sorularının 7.'sinin çözümlerine devam ediyoruz. İkinci sorunun A şıkkında limit x sonsuza giderken pi bölü 2 eksi y çarpı tanjant y şeklinde bir limitimiz var. Bunu hesaplamamızı istiyor. Limit. Burada yanlış yazılmış olabilir. Eğer yanlış yazılmadıysa x sonsuza gittiği için, burada da x bulunmadığı için cevabımız zaten şu sabit gibi olmuş olacak. Pi bölü 2 eksi y çarpı tanjant y. Direkt sabiti yazmamız gerekecek. Ama ben bunun y olduğunu düşüneyim. Yanlış yazılmış olduğunu düşünerek. Pi bölü 2 eksi y çarpı tanjant y. Limit y sonsuza giderken, limit y sonsuza giderken pi bölü 2 eksi y tanjant y yerine kotanjant pi bölü 2 eksi y yazabilirim. Bunu da şöyle yapayım. Limit y sonsuza giderken kosinüs pi bölü 2 eksi y çarpı sinüs pi bölü 2 eksi y. Şurada da pi bölü 2 eksi y olacak. Onu da bunun altına koyayım. Pi bölü 2 eksi y. Ters çevirip çarpınca bunun yanına gelmiş olacak. Bunu ne için yaptım? Şunu bulmak için. Sinüs sonsuz bölü sonsuz belirsizliği olduğu zaman şunu kastediyorum. Limit x sonsuza giderken sinüs x bölü x limitimiz sıfırdır. O zaman burası sıfır yapmış olur. Şu paydamız sıfır. Yukarıda ise kosinüs pi bölü 2 eksi y var. Onun yerine ben istersem sinüs y yazabilirim. Sinüs y de eksi 1 artı 1 arasında değerler alacağı için yukarıda eksi 1 ile artı 1 arasında bir değer çıkacak. Ama payda da 0 olmuş olacak. O halde bunun limiti yoktur. İkinci sorunun B şıkkında limit x sonsuza giderken ln x eksi ln x artı 1 lnler arasındaki çıkarma işlemini bölme işlemine çevirebilirim logaritmanın özelliğinden. Yani ln 2x bölü x artı 1 olarak yazabilirim. Burada limit ve ln'in yerleri değişebilir. Ln'i dışarı alayım. Ln limit x sonsuza giderken 2x bölü x artı 1. 2x bölü x artı 1 şu limitimiz 2 olacağı için cevabımız ln 2 olur. İkinci sorunun C şıkkı limit x sıfıra giderken sıfırdan x kareye kadar integral var. Aşağıda ise x kare var. Sıfır koyduğumuz zaman 0 bölü 0 belirsizliği elde ederim. O zaman L'Hopital kuralı uygulayabilirim limit x sıfıra giderken. Yukarıda bir integral var. Bu integralin türevini almak istiyoruz. Nasıl alırız? Üst sınırı t gördüğümüz yerde yazarız. Yani kosinüs karekök t olduğu için karekök x kare, burası kosinüs x gelir. Çarpı x karenin türevi 2x. Eksi aynı işlemleri alt sınır için yaparım. 0 koyduğumuz zaman kosinüs 0 o 1 gelir. Bir de 0'ın türevi demem gerekecek. Alt sınırın türevi. Oradan da 0 gelir. O yüzden ikinci parça çıkartma yaptığımız parça 0 gelmiş olur. Aşağıda ise 2x gelir. Buradan 2x'ler birbirini götürür. X sıfıra giderken kosinüs x, kosinüs 0, o da 1 olur. İkinci sorunun D şıkkında limit x sıfıra giderken x bölü arktanjant 1 artı x eksi pi bölü 4 bulunmakta. X yerine 0 koyarsam 0 bölü 0 belirsizliği elde ediyorum. Arktanjant 1 çünkü pi bölü 4'tür. O zaman L'Hopital kuralı uygulayabilirim. X sıfıra giderken limitim var. Yukarının ve aşağının pay ve paydanın ayrı ayrı x'e göre türevlerini alırsam yukarıda 1. Aşağıda ise arktanjant 1 artı x var. Arktanjantın türevi, içinin türevi 1 artı x'in türevi 1 bölü 1 artı içindeki şeyin karesi. 1 artı x'in karesi. Eksi pi bölü 4'ün türevinden de 0 gelir. Şimdi x yerine 0 koyduğum zaman yukarıda 0. Aşağıda ise 1, 1 ve 1 paydası 1 bölü 2 olur. Ters çevirip çarptığım zaman cevap olarak 2 elde ederim.
İkinci sorunun E şıkkında limit x sıfıra sağdan yaklaşırken kotanjant x bölü 2 üzeri 1 bölü ln 3x. X yerine 0 artı koyarsam ln x'in grafiğini hatırlarsak ln x'in grafiği şöyle bir eğridir. X'e sıfıra sağdan yaklaşırken bu eksi sonsuza gider. Şurası sonsuz, eksi sonsuz. Sayı bölü sonsuz 0 yapar. Yukarısı 0. Aşağıda ise kotanjant var. Kosinüs x bölü 2. Kosinüs bölü sinüs diye düşünürsem. Kosinüs 0 1'dir. Sinüs 0 da 0'dır. 1 bölü 0'dan sonsuz gelir. 0 artı olduğu için payda. Artı sonsuz gelir. Burası artı sonsuz. Artı sonsuz. Kuvveti ise 0. Sonsuz üzeri 0. Burada her iki tarafın elenini alarak işlem yaparım. Buna L dersem her iki tarafın elenini aldığım zaman ln, şuraya da ln yazarsam ln ile limitin yerlerini değiştiririm. Ln ile limitin yerlerini değiştiriyorum. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken ln kotanjant x bölü 2 kotanjant x bölü 2 üzeri 1 bölü ln 3x eşittir ln L olur. Burada şu kuvveti ln'in başına çarpma olarak atabildiğim için limit x sıfıra sağdan yaklaşırken ln kotanjant x bölü 2 bölü ln 3x gelir. Burada 0 artı koyduğum zaman sonsuz bölü sonsuz belirsizliğimiz var. Şu başına bir ln L yazayım. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğimiz olduğu için L'Hopital kullanabilirim. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken. Kotanjant x bölü 2. Kotanjantın türevi eksi kosekant kare. Eksi kosekant kare x bölü 2. Bir de içinin türevinden 1 bölü 2 gelir. Ln'in türevini alıyorum. İçinin türevi bölü içi dedim. Bölü içi. Kotanjant x bölü 2. Paydada ise ln 3x var. 3x'in türevi, içinin türevi bölü içi diyorum. 3x'in türevi 3 bölü içi 3x. Bunları düzenlemem gerekir. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken kosekantı 1 bölü sinüs olarak yazarsam şöyle bir şey elde ederiz. Eksi 1 bölü 2'yi aşağıya atıyorum. Kosekantı 1 bölü sinüs olarak düşünüyorum. 1 bölü sin kare oldu. Kosekant kare olduğu için. Kosekant kare olduğu için. Sin kare x bölü 2. Aşağıda kotanjant x bölü 2 var. Onu da kosinüs x bölü 2 bölü sinüs x bölü 2. Onu yukarıya çarpım olarak atıyorum. Sinüs x bölü 2. Aşağıda ise 1 bölü x var. Bunu da ters çevirip çarptığım zaman şuraya bir x gelir. Üçler birbirini götürür. Ve 1 bölü x kalır paydada. Bunu da ters çevirip çarptığım zaman yukarıya x gelir. Buradan sinüs x bölü 2'lerden bir tanesi gitti. Şöyle tekrar yazarsam limit x sıfıra sağdan yaklaşırken yukarıda eksi x var. Aşağıda ise 2 sinüs x bölü 2 var çarpı kosinüs x bölü 2. Şu limite bir şey diyebilirim. X bölü sinüs x bölü 2. Sinüs x bölü x limiti 1'di. Şurada x bölü 2 olduğuna göre x bölü 2 olduğuna göre şunun altına bir 2, yanına bir 2 yazarsam o zaman bu 2 olmuş olur. Ya da şöyle düşünebilirim. Yukarıdakinin katsayısı 1, aşağıdakinin katsayısı 1 bölü 2. 1'i 1 bölü 2'ye böldüğüm zaman 2 elde ederim. Şurada da 2 olduğuna göre onlar birbirini götürür. Yani şurada topluca eksi 1 elde etmiş olurum. Başında da eksi olduğu için. Kosinüs x bölü 2'den de kosinüs 0 gelir. Oradan da 1 gelir. Eksi 1 çarpı 1 eşittir. Eksi 1 gelir. Ln L eşittir eksi 1 ise L cevabımız, L değerimiz E üzeri eksi 1 yani 1 bölü E olarak bulunur. 2'nin F şıkkında limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken kosinüs pi bölü 2 0'dır. Burası 0, burası 0, 0 üzeri 0 var. Ln alarak yapmamız gerekecek. Buna L diyelim, sonucuna L diyelim. Her iki tarafın ln'ini alırsam şuraya bir ln, buraya bir ln gelmiş olur. Ln ile limitin yerlerini değiştireceğim. Limit x
pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken şuraya bir ln koydum. Ln kosinüs x üzeri kosinüs x eşittir ln l'ye. Buradan şu kuvveti ln'in başına çarpım olarak atarsam limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken başına çarpım olarak atıyorum. Kosinüs x çarpı ln kosinüs x. Pi bölü 2 koyduğumuz zaman burası 0. Bu da pi bölü 2 eksi dediği için 0 artı olur. Ln'e 0 artıdan yaklaşırsam, 0'ın sağına yaklaşırsam burası eksi sonsuz yapmış olur. 0 çarpı sonsuz belirsizliğimiz mevcut. 0 çarpı sonsuz belirsizliklerinde bir tanesini aşağıya bölüm olarak atarım. Ln kosinüs x yukarıda dursun. Kosinüs x'i de 1 bölü kosinüs x. Yani sekant x olarak yazabilirim. Şimdi sonsuz bölü sonsuz belirsizliğimiz var. Limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken türev alırsam kosinüs x'in türevi eksi sinüs x bölü içinin türevi bölü içi. Yani kosinüs x. Sekant x'in türevi ise sekant x çarpı tanjant x'tir. Bu ifadeleri düzenleyeyim. Limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken yukarıda eksi sinüs x bölü kosinüs x, aşağıda ise sekantı 1 bölü kosinüs olarak yazarsam, tanjantı da sinüs x bölü kosinüs x olarak yazarsam limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken birinci rasyonel ifade eksi sinüs x bölü kosinüs x çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Kos kare x bölü sinüs x. Sinüs x'ler birbirini götürür. Kosinüs x'lerden bir tanesi birbirini götürür. Yukarıda sadece kosinüs x kalmış olur. Kosinüs x, x de pi bölü 2'ye gittiği için cevabımız 0 olur. Ln l eşittir 0. Ln l eşittir 0 ise l değerimiz 1 olarak bulunmakta. 2'nin g şıkkında limit x 0'a yaklaşırken sinüs hiperbolik fonksiyonunun tersi x eksi arksinüs x bölü 2 üzeri x eksi e üzeri sinüs x bulunmakta. X yerine 0 koyarsam 0 bölü 0 belirsizliği elde ederim. Çünkü arksinüs hiperbolik 0, 0'dır. Arksinüs x 0'dır. 2 üzeri x, 2 üzeri 0, 1 yapar. E üzeri 0, 1 yapar. 0 bölü 0 belirsizliğimiz var. L'Hopital kuralı uygulayabiliyorum. Arksinüsün türevi, arksinüs hiperbolik fonksiyonunun türevi 1 bölü karekök içinde 1 artı x kare olarak bulunur. Eksi arksinüsün türevi 1 bölü karekök içinde 1 eksi x kare olarak bulunur. Şu türev birinci videomuzda da 7. çalışma sorularının 7.sinin ilk kısmında da bulmuştuk. Birkaç yerde yapmıştık. Oraya bakabilirsiniz. 2 üzeri x'in türevi 2 üzeri x çarpı ln 2. E üzeri sinüs x'in, e üzeri sinüs x'i aynen yazıyorum. Üssünün türevini alıyorum. Kosinüs x. Şu an x yerine 0 yazarsam yukarıda 1 eksi 1 0 elde ederim. Aşağıda ise 0 koyduğum zaman ln 2, e üzeri 0 1'dir. Kosinüs 0 1'dir. 0 bölü ln 2 eksi 1. Buradan da cevap 0 olarak elde edilir. İkinci sorunun h şıkkında limit x sonsuza giderken tanjant hiperbolik x eksi 1 bölü e üzeri 1 bölü x eksi 1. X yerine sonsuz koyarsak 0 bölü 0 belirsizliği elde ederiz. O zaman L'Hopital kuralı uygulayabilirim. Limit x sonsuza giderken tanjant hiperbolik fonksiyonunun türevi sekant hiperbolik kare x olur. E üzeri 1 bölü x'in e üzeri 1 bölü x çarpı eksi 1 bölü x kare. 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare. Limit x sonsuza giderken eksi x kare çarpı sekant hiperbolik kare x
bölü e üzeri 1 bölü x olarak yazabiliriz. Buranın limiti 1'dir. Aşağıda ayrıca payın limitine bakalım. Oradan ne buluruz bakalım. Eksi x kare sinüs hiperbolik yerine de 1 bölü kosinüs hiperbolik yazarsam x eksi x kare bölü kosinüs hiperbolik kare x'in türevi olmuş olur. Bunu da şöyle düşünebilirim. Kare olduğu için yani şöyle yazabilirim ben bunu. Eksi x bölü kosinüs hiperbolik x'in karesi olarak yazabilirim. Buranın limitini bulmam yeterli olacak. O yüzden ben bunu şöyle yazabilirim. Eksiyi de başa atarsam eksi limit x sonsuza giderken x bölü kosinüs hiperbolik x bunu bulup karesini almam yeterli olacak. Burada şu an sonsuz bölü sonsuz belirsizliğimiz var. L'Hopital kuralı uygularsam bunun karesini alacağım, unutmayalım. Yukarıda 1, aşağıda kosinüs hiperbolik fonksiyonun türevi sinüs hiperbolik x yapar. Ve bunun karesini almamı istiyor. Sinüs hiperbolik e üzeri x eksi e üzeri eksi x, e üzeri x eksi e üzeri eksi x bölü 2 olarak tanımlı. X sonsuza gittiği zaman burası zaten sıfıra gider. E üzeri sonsuz, sonsuzdur. Paydası sonsuz. 1 bölü sonsuz 0 yapar. Yani şunun içi tamamı 0 yapar. Karesini alınca da 0 gelir. Bunun cevabı 0'dır. Bunu da buraya götürürsem cevap 0 bölü 1'den eşittir 0 elde edilir. 2'nin E şıkkında integral var. X 0'a soldan yaklaşmakta. Şu integralin sonucu 0 çıkar. Alt ve üst sınır eşit olduğu için 0 çıkar. Bunun altında da sinüs x varmış gibi düşünebiliriz. Bunun altında düşünürsem 0 bölü 0 belirsizliği var. O zaman L'Hopital kuralı uygulayabilirim. Limit x 0'a soldan yaklaşırken. İntegralin türevini almam gerekiyor. Nasıl yapıyorum? Bunu şuraya koyuyorum. X'i t gördüğüm yere yazıyorum. Yani arktanjant 1 bölü x kare yapar. Çarpı x'in türevi oradan da 1 gelir. Aynı şeyi alt sınır için de yapıyorum. Ancak 0 olduğu için 0'ın türevinden 0 geleceği için şu eksi aynı şeyi alt sınır için de yapacaktım ama 0'ın türevinden 0 geleceği için o kısmı yazmama gerek yok. Paydada ise sinüs x vardı. Bunun türevi kosinüs x yapar. Burada 0 eksi koyarsam 1 bölü x kare. Şurası artı sonsuz yapar. Arktanjant artı sonsuz. Tanjant ne zaman artı sonsuzdur? Bunun cevabı pi bölü 2. Tanjant pi bölü 2'ye gittiği zaman artı sonsuz olur. Çünkü sinüs bölü kosinüstür. Kosinüs 0'a yaklaşır. Artı sonsuz olmuş olur. Kosinüs 0 ise 1'dir. Buradan cevap pi bölü 2 elde edilir. 2'nin J şıkkında x 0'a gitmekte limitimiz var. Şunu şöyle düşünürsem, x altta olarak düşünürsem, yukarısı 0, aşağısı 0, 0 bölü 0 belirsizliğimiz olmuş olur. L'Hopital kuralı uygulayabilirim. 1 artı x kare çarpı arktanjant var yukarıda. Çarpım kuralı. Şununla şunun çarpımı. 1 artı x karenin türevi 2x. 2x çarpı birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyon. Artı birinci fonksiyon 1 artı x kare çarpı ikinci fonksiyonun türevi. Arktanjantın türevi 1 bölü 1 artı x karedir. Yukarısı tamam, aşağıda da 1 var. X yanına 0 koyduğumuz zaman burası 0 yapar. Burada 1 bölü x, 1 artı x kareler birbirini götürür. Sadece 1 kalır yukarıda. Aşağıda da 1 var. 1 bölü 1'den cevap 1 olarak elde edilir. 2'nin K şıkkında limit x 0'a giderken sinüs x üzeri x var. 0 koyduğum zaman 0 üzeri 0. Buna L dersem her iki tarafın elenini alarak işlem yapabilirim. Burada elenle limitin yerlerini değiştirebilirim. O zaman limit x 0'a giderken elen sinüs x üzeri sinüs x yapar. Elen L buna eşit. Burada logaritmanın özelliğini kullanırsam sinüs x'i başa çarpma olarak atabilirim. Sinüs x çarpı elen sinüs x. X yerine 0 koyduğumuz zaman burada 0 artı dese daha doğruymuş. Burası 0 artı.
ln'de sıfıra sağdan yaklaşırsak eksi sonsuz olur. Sinüs sıfırda sıfırdır. Sıfır çarpı sonsuz belirsizliği var şu an. Limit x sıfıra giderken yukarıda ln sinüs x, aşağıda ise 1 bölü sinüs x olsun. 1 bölü sinüs x yerine de ben kosekant x diyebilirim. Kosekant x. Şu an sonsuz bölü sonsuz belirsizliğimiz olmuş oldu. Ln sinüs x'in türevi, sinüsün türevi kosinüs bölü içi. Kosekantın eksi kosekant x çarpı kotanjant x'tir türevi. Bunları düzenlersem limit x sıfıra giderken kosinüs x bölü sinüs x eksi kosekant eksi 1 bölü sinüs, kotanjant ise kosinüs bölü sinüs olduğu için eksi kosinüs x bölü sinüs kare. Bunu ters çevirip çarparsam şuraya sinüs kare x, buraya da eksi kosinüs x gelir. Kosinüs x'ler birbirini götürür. Sinüs x'ler birbirini götürür. Ve bir tane sinüs x kalır yukarıda. X de sıfıra gittiği için bunun cevabı sıfır olmuş olur. Ln l eşittir sıfır ise limitimizin sonucu l eşittir 1 olur. 2'nin L şıkkında limit x sıfıra giderken 1 eksi tanjant x üzeri kosekant. Kosekant 1 bölü sinüs. Burada tanjant 0 yapar. İçerisi 1 eksi 0'dan şurası 1. Yukarısı da sonsuz yapar. 1 üzeri sonsuz. Buna L dersem, her iki tarafın elenini alırsam ln L, ln limit, limitle elenin yerini değiştiririm. Limit x sıfıra giderken ln 1 eksi tanjant x üzeri kosekant x. Kosekantı da 1 bölü sinüs x olarak yazarsam, şu 1 bölü sinüs x'i elenin başına çarpma olarak atabilirim. Limit x sıfıra giderken ln 1 eksi tanjant x bölü sinüs x elde edilir. Limit x sıfıra giderken L'Hopital kuralı uygulayabilirim. Çünkü 0 bölü 0 belirsizliğimiz var. Yukarıda 1 eksi tanjant. Eksi tanjantın eksi sekant kare. Tanjantın sekant karedir türevi. İçinin türevi bölü içi. 1 eksi tanjant x bölü sinüs x. Sinüs x'in türevi de kosinüs x olarak yazılır. Düzenlersem limit x sıfıra giderken eksi sekant kare, onu 1 bölü kosinüs kare olarak yazarsam aşağıda ise 1 eksi tanjant x var. Aslında düzenlemeye de gerek yok. Direkt x yerine 0 koyarsam sonuç gelmiş olacak. Sekant 1 bölü kosinüs, 1 bölü kosinüs, kosinüs de 0'da 1 değerini alacağı için yukarısı eksi 1. Tanjant 0'da 0'dır. 1 eksi 0'dan 1 gelir. Kosinüs 0'da 1'dir. Buradan cevap eksi 1 olur. Ln L eşittir eksi 1 olduğu için L de E üzeri eksi 1, yani 1 bölü E olarak bulunur. Üçüncü sorunun A şıkkında bir integralimiz var. Bu integrali basit kesirlere ayırma yöntemiyle çözmemiz gerekiyor. Paydada iki tane lineer fonksiyonun, birinci dereceden polinomların çarpımı var. 6 eksi x bölü x eksi 3 çarpı 2x artı 5. Bunu birinci fonksiyonumuz, birinci polinomumuz x eksi 3, a bölü x eksi 3 artı ikincisi ise 2x artı 5, birinci dereceden olduğu için buraya b bölü 2x artı 5 yazıyoruz. 6 eksi x paydaları eşitlersem paydalar aynı olacağı için paydaları yazmıyorum. A'yı 2x artı 5 ile çarpmam gerekiyor. A çarpı 2x artı 5 artı b çarpı x eksi 3. Burada x'lerin katsayısına bakalım. Sağ tarafta 2ax gelir ve bir tane bx gelir. 2a artı b tane x var. Sol tarafta ise bir eksi bir tane x var. O zaman 2a artı b'nin eksi 1 olması gerekir. Sabit olarak ise sağ taraftan 5a eksi 3b, sol taraftan 6 gelir. Birinci denklemi 3 ile çarparsak 6a artı 3b eşittir eksi 3 gelir. İkinci denklemi de aynen yazıyorum. 5a eksi 3b eşittir 6.
X'ini topladığım zaman 11A eşittir 3. A ise A eşittir 3 bölü 11 elde edilir. 2A artı B eşittir eksi 1 ise 2A 6 bölü 11 yapar. 6 bölü 11 artı B eşittir eksi 1. Bunu da bu tarafa atarsak. B eşittir eksi 17 bölü 11 elde edilir. O halde bu integralimiz a bölü x eksi 3 demiştik. A'yı 3 bölü 11 olarak bulduk. 3 bölü 11, 1 bölü x eksi 3. B ise eksi 17 bölü 11, 1 bölü 2x artı 5. Bunun integralini alıyoruz. 3 bölü 11 sabit. 1 bölü x eksi 3'ün integrali ln mutlak değer içinde. X eksi 3 eksi 17 bölü 11. 1 bölü 2x artı 5'in türevi integrali ise ln 2x artı 5 bölü içinin türevi demem gerekir. Yani 2 bir de artı integral sabitimiz. 3'ün B şıkkında ln x bölü x olarak yazabiliriz. Ln x, x üzeri eksi 1'i 1 bölü x olarak yazabilirim. Burada ln x'e u dersek ln x'in türevi 1 bölü x, 1 bölü x dx eşittir du yapar. Ln x'e u demiştik. Dx bölü x de du oldu. U du. U du'nun integrali üstünü 1 artırıp üstüne böldüğüm zaman u kare bölü 2 artı integral sabitimiz. U ise ln x idi. Ln x'in karesi bölü 2 artı c olarak integralimizi hesaplamış olduk. C şıkkında x çarpı ln x artı 3 kısmı integrasyon yapmamız gerekir. Neyin türevini alabilirim? Ln x artı 3'ün integralini almak zor olacağı için ln x artı 3'e u deriz. Ln x artı 3 eşittir u. X dx eşittir dv olur. Ln x artı 3'ün türevi 1 bölü x artı 3. Dx eşittir du. X'in integrali x kare bölü 2 eşittir v. Kısmi integrasyon formülünü uygularsak I diyelim şu integralimize. U çarpı v x kare bölü 2 çarpı ln mutlak değer içinde x artı 3 u v eksi integral v du x kare bölü 2 çarpı x artı 3 dx. Burada x artı 3'e t de dersek dx eşittir dt yapar. X kare bölü 2 çarpı ln x artı 3 eksi 1 bölü 2'yi başa alayım. X kare x yerine t eksi 3 yazabilirim. T eksi 3'ün karesi dx yerine dt yazıyorum. X artı 3'e de t demiştik. Eşittir x kare bölü 2 çarpı ln x artı 3 eksi 1 bölü 2. T eksi 3'ün karesini açarsam t kare eksi 6t artı 9. Hepsinin altına da bir t koyuyorum. Bölü t olduğu için. X kare bölü 2 ln x artı 3. Şurada t kareyi t'ye bölünce t kalır. İntegralini aldığımız zaman t kare bölü 2 gelir. Eksi 6 t'yi t'ye böldüğüm zaman eksi 6. İntegrali eksi 6 t. 9'u t'ye böldüğüm zaman 9 bölü t. 9 ln t artı integral sabiti olur. X kare bölü 2 ln x artı 3. T yerine x artı 3 yazıyorduk. X artı 3'ün karesi bölü 2 eksi 6 çarpı x artı 3 artı 9 ln x artı 3 artı c integral sabitimiz. 3'ün d şıkkında karekök içinde 9 eksi x kare var. Burada trigonometrik dönüşüm uygulamamız gerekecek. 9 eksi x kare için x eşittir 3 diyorum çünkü karesini alınca 9 gelecek. 1 eksi sin kare veya 1 eksi kos kare için sin kare veya kos kare yazabildiğim için buraya 3 x eşittir 3 sin t ya da 3 kos t yazabilirim. Bu dönüşümleri uygulayabilirim.
dx ne olur? Dx eşittir 3 cos t dt yapar. Karekök içinde 9 eksi x kare. 9 eksi x kare 9 sin kare t yapar. 9 parantezini aldığım zaman 9 dışarı 3 olarak çıkar. İçeride 1 eksi sin kare kalır. 1 eksi sin kare de cos karedir. Karekök dışına cos t olarak çıkar. O zaman bu integralimiz bu dönüşüm altında. Karekök 9 eksi x kare sonucunda 3 cos t bulduk. Dx yerine 3 cos t, 3 cos t dt yazdık. X kare ise ne oldu? X kare eşittir 9 sin kare t. 9 sin kare t elde edildi. Buradan 9'lar birbirini götürür. Cos kare bölü sin kare kotanjant kare x de kotanjant kare t dt elde edilir. Bir özdeşliğimiz var. Kotanjant kare ile kosekant kare arasında bir özdeşliğimiz var. Şöyle ki kotanjant kareyi şöyle yazarsam cos kare bölü sin kare t bir de artı 1 eklersem payı sin kare artı cos kare yapar. Yani 1 yapar. 1 bölü sin kare t yapar. 1 bölü sin kare de kosekant kare yapar. Yani şurası kotanjant kare. Kotanjant kare artı 1 kosekant kare yapmakta. O zaman şu 1'i de karşıya atarsam kotanjant kare yerine kosekant kare t eksi 1 yazabilirim. Kosekant kare neyin türevidir? Kosekant karenin integrali nedir? Tanjantın türevi sekant kareydi. Kotanjantın türevi ise eksi kosekant kare olur. Eksi olmadığı için burada o zaman eksi kotanjant t diyorum. Kotanjantın türevi eksi kosekanttı. Başında da eksi olduğu için artık kosekant kareyi verir. Şurada da eksi birimiz vardı. Eksi bir için de eksi t yazıyorum. Artı c diyorum. Eksi kotanjant t. Eksi kotanjant t için ne yazmam gerekir? X eşittir 3 sin t dediğimiz için sin t eşittir x bölü 3 yapar. Şu açımız t olsun. Sinüsü x bölü 3. Burası da 9 eksi x kare. Karekök içinde. Biz kotanjant t'yi bulmak istiyorduk. Komşu bölü karşı. Eksi karekök içinde 9 eksi x kare. Komşusu karşısı x. Eksi t. T yerine de arksinüs x bölü 3 yazıyorum. Artı c olarak sonucumuzu elde ediyoruz. 3'ün E şıkkında 2y üzeri 4 bölü y küp eksi y kare artı y eksi 1 bulunmakta. Payın derecesi paydadan büyük olduğu için önce polinom bölmesiyle biraz daha basitleştirebiliriz bunu. 2y üzeri 4'ü y küp eksi y kare artı y eksi 1'e bölüyorum. 2y üzeri 4'ü y küpe bölünce 2y kalır. Şuraya 2y yazıyorum. 2y ile bu ifadelerin hepsini çarpıyorum. 2y üzeri 4 eksi 2y küp artı 2y kare eksi 2y. Çıkartma yaptığım zaman 2y üzeri 4'ler gider. Şuradakilerin hepsinin işareti değişir. 2y küp eksi 2y kare artı 2y. 2y kübü y kübe böldüğüm zaman 2y. 2 elde ederim. Çarptığım zaman 2y küp eksi 2y kare artı 2y eksi 1 elde ederim. Çıkarttığım zaman sadece şuradaki ifade kalır. Çıkarttığım için de burası 1 kalır. O halde biz bu ifadeyi 2y artı 2 2y artı 2 artı 1 bölü y küp eksi y kare artı y eksi 1. Y küp eksi y kare için y kare parantezini alırsam y eksi 1 kalır. Diğer taraftan da y eksi 1'imiz vardı. 2y artı 2 bunu bir ayıralım. Bu ayrı hesaplansın. Diğer taraftan 1 bölü y kare artı 1 y eksi 1 parantezine alınca
y kare ve 1 kalır, y kare artı 1 elde edilir. İkinci integral için basit kesirleri ayırma metodu kullanırsam 1 bölü y eksi 1 çarpı y kare artı 1. Birincisi birinci dereceden bir polinom olduğu için y eksi 1 a bölü y eksi 1 yazarım. İkincisi ikinci dereceden bir polinom ama çarpanlarına ayrılamayan bir polinom. O yüzden payına birinci dereceden bir polinom yazarız. By artı c formunda bir polinom yazarız. Payda ise y kare artı 1 yazıyorum. Paydaları eşitlersem a'yı y kare artı 1 ile by artı c'yi ise y eksi 1 ile çarpmam gerekiyor. Burada y karelerin katsayıları birinci taraftan şu çarpımdan a y kare gelir. Buradan ise b y kare gelir. A artı b olur y karenin katsayısı. Sol tarafta y kare olmadığı için 0 olur. Y'lerin katsayısına bakalım. A ile çarpımdan buradan y gelmez. Buradan ise şöyle eksi b y gelir. Buradan da artı c y gelir. Eksi b artı c. Sol tarafta y olmadığı için 0. Sabitimiz birinci taraftan a gelir. İkinci taraftan da c ile eksi 1'in çarpımından eksi c gelir. Sabitimiz de 1 olmalı. Şu eşitlikten c ile b'nin aynı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Buradan da b'nin eksi a olması gerektiğini söyleyebiliriz. C ile b aynı olduğu için o zaman c de eksi a olur. C eksi a olursa eksi c artı a yapar. 2a eşittir 1. A eşittir 1 bölü 2. B A'nın tersiydi. Eksi 1 bölü 2. C de B ile eşitti. Eksi 1 bölü 2 elde edilir. O zaman integral diyelim. 2y artı 2 vardı birinci integralimiz. 2y'nin integrali y kare. 2'nin integrali 2y. Diğer taraftan bunları yerleştirirsek A bölü y eksi 1. A bölü y eksi 1. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Çarpı 1 bölü y eksi 1. B'ye artı c. İkisi de eksi 1 bölü 2 olduğu için eksi 1 bölü 2'yi şöyle başa alabilirim. Y artı 1 bölü y kare artı 1 elde ederim. Y kare artı 2y'yi yazalım. Artı 1 bölü 2 1 bölü y eksi 1. Bunun integrali 1 bölü 2 elen y eksi 1 yapar. Diğer ifadede biraz işimiz var. Eksi 1 bölü 2'yi aldım. Y bölü y kare artı 1 dy. Şu y'yi ve 1'i ayrı ayrı integraller olarak yazacağım. Başta eksi 1 bölü 2 olduğu için her ikisine de eksi 1 bölü 2'yi veriyorum. 1 bölü y kare artı 1 dy. Şurada paydaya dönüşüm uygularsam y kare artı 1 eşittir t dersem 2y dy eşittir dt yapar. Tekrar yazalım bulduğumuz sonuçları. Y kare artı 2y artı 1 bölü 2 elen y eksi 1 eksi 1 bölü 2 y dy yerine dt bölü 2 yazıyorum. Y kare artı 1'e de t demiştim. Eksi 1 bölü 2 bunu da hesaplayabilirim. Eksi 1 bölü 2 1 bölü y kare artı 1'in integrali art tanjant y yapar. Art tanjant y artı c diyeyim. Şuradaki c'yi buraya vereyim. Y kare artı 2y artı 1 bölü 2 elen y eksi 1 eksi 1 bölü 4 1 bölü t içinde elen t gelir integralimiz. Eksi 1 bölü 2 art tanjant y artı c. Buradan c koymama gerek kalmadı çünkü biraz önce c koymuştum. İntegral sabitimizi bu şekilde halletmiş olduk. T yerine de ne yazmamız gerekiyor? Y kare artı 1 yazmamız gerekir. Y kare artı 2y artı 1 bölü 2 elen y eksi 1 eksi 1 bölü 4 elen t yani y kare artı 1 eksi 1 bölü 2 arc tanjant y artı c şeklinde sonucumuza ulaşırız.